olması lazım o internet teknolojisi. Alt taraf yok değil mi? Alt taraf yok. Oran yeni sahibi oldu akrabalar. İşte onlar satalım. Şuraya kadar ya sınır olmak. Şöyle burası şu yıkı kullanıyor. Öyle mi? Valla ya orası ya burasıdır. Şimdi ben tam bilemiyorum. Metrekaresini biliyor musun? Metrekaresi var burada. Hepsi de ben. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni videomuza. Köyümüzdeyiz. Köyümüzün içindeyiz. Burada nerede olduğunu da söyleyeyim. İzmir Bayındır Yusuflu Köyü. Burada şimdi bir komşumuz Yusuflu Köyü'nden abimiz aynı zamanda takip de ediyormuş bizi severek. Evet. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ ol. Teşekkürler. Şimdi izliyordun, artık kendini de izleyeceksin. Evet, evet. Devamı takip ediyorduk. Şimdi kendimiz de izleyeceğiz. Teşekkürler. Abi aynı zamanda Bayındır'da esnaflık yapıyorsunuz. Esnafım. 25 yıldır koltuk döşeme üzerine yapıyorsunuz. Esnafım, evet. Nereden bulsunlar seni? Bayındır bin market. Bimin altındaki. Bimin altı döşemeci. Yani avcı koltuk döşeme. Bu bölgede oturanlar evet, işleri bilmem. Olursa seni evet. De bilsinler. Evet, sağ olun. Şimdi abimiz burada yerleri varmış değil mi abi? Evet. Onları satmak istiyorsun. Ha, annemin, ninelerinin, anneannesinin evi oluyor. Satmak istiyoruz. Şöyle gösterelim bakalım size. Şimdi abi sen anlat istersen, yani ev burası yıkık şey içinde abi duracak bir yer değil. Evet değil. Tadilat olup böyle işte heves olan insana gelip baksa yapılabilir. Ha, yapılabilir. Yeri çok güzel bakın. Şurası okul. Biliyorsunuz gezmiştik bakın okul. Şu meydanda köyün meydanı bakın Atatürk büstü var. Tam ana yol üstünde yani köy bakkal girişinde. Ha, bakkal hemen şurada yürüme mesafesinde. Burada 111 metrekare arazisi var. Yani küçük bir yer. Köyün içinde arsa yani köy içi imarlı bir yer. Bakın böyle bir yerini satmak istiyor. Galiba buraya kadar geliyor. Evet. Şöyle duvarlarını görebilirsiniz. Burada burayı satmak istiyorlarmış köyün içinde. Bakın şimdi evin olduğu yeri köyü de böyle bir havadan göstereyim size. Havadan da bakın nasıl görünüyor. Arazi nasıl, köyümüz nasıl bir görün. Evet bakın. Şöyle bir de şuradan göstereyim size. Şuraya çıkabilir miyim acaba? Bakayım. Size şöyle bir çıkayım yakından da göstereyim. Ya buranın ya komple yıkılıp ya da bu taşları bir elden geçirip aslında çok güzel taşları var. Tekrardan bir usta bulup bu üstündeki taşları bile ördürülebilir yani. Bir bakıma ihtiyacı var. Bakın burada mesela nar çıkmış kocaman. Hani 111 metrekare biraz küçük. Ama böyle bir hobi evi yaptırılıp 50-60 metrekare belki diğer kalan küçük yerinde de bir bahçe gibi kullanılabilir. Ya bakımsızlıktan içinde ağaçlar büyümüş tabi. Yani şurada eski kapısı bile duruyor. Ya köyün içinde hani arsa niyetine yoksa yapı namına bir şey yok yani. Ama taşları falan içinde yani. Bakın şu karşıya kadar. Şurayı herhalde küçük bahçe gibi kullanıyorlardı eskiden. Tapuda da ev ahır diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Abi bir göstermişti. Evet şimdi
Yusuflu köyünden Yakacık köyüne gidiyoruz. Orada da bir satılacak yerleriniz varmış. Evet. Değil mi? Onları, siz bunları acil satmak istiyorsunuz abi, değil mi? Evet. Şimdi onları da gösterelim o zaman. İsteyenler olursa aşağı bir numara bırakacağız. Evet. Ciddi kimsenin vakti yok, boş harcayacak, değil mi abi? Evet. Ciddi alıcılar, ciddi düşünenler ararsa seviniriz. Şimdi oraya da gidelim, gösterelim. Bakalım oralar nasıl. Oralarda mı ev, arazi mi? Ev. Ev değil bir mi? Bir tanesi, böyle bir tanesi durulacak şekilde. Bir bakalım. Canlı görelim. Burası bakın böyle köyün meydanına gidiyor. Şuralar hep köyün meydanı yani. Evet, şimdi de Yakacık köyüne geldik. Bizim köyümüzün hemen arkasındaki köy, yakın bir mesafe. Yani oraya 1,5 kilometre falan. Bizim köye 1,5 kilometre değil mi? Evet, o kadar. Bakın orada bizim kapıdan giriyoruz şimdi. Bura kaç metrekareydi abi? Valla 70 metrekare de. Bahçesiyle evet. Beraber mi? Hayır, burası da bize ait. Yani tapu alanı mı 70 tapu metrekare? Alanı. Evet. Sanki daha büyük gibi ya. Bilmiyorum eskiden nasıl ölçüldüyse. Şimdi belki sadece ev olabilir. Buralar gözükmeyebilir tapuda. Evet, bakın burada da bir damı var. Damı var. Hani tapu alanı 70 metrekare gözüküyormuş. Ama bakın burada bir damı var. Ev iki kattı galiba. İki kat. Altta da bir odası var. Altta mı durur orada? Ne o odun deposu gibi hani. Odun deposu. Evet. Şöyle küçücük bir avlusu var yani. Bu da köyün merkezinde. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Tavan güçlüş. Evet tabi bakım istiyor. Bakın şurada direk. Karşıdan şöyle ovayı gözüküyor. Belki direk. Videoda net gözükmüyordur ama buradan bir manzarası var. Şuradan baktınız mı bu taraftaki dağı görüyor. Bunlar herhalde. Nar ağacı. Kocaman bir nar ağacı var bahçede. Bir narı var galiba. Şöyle de ev. Ev tabi şey olmuş yani. Bakımsızlıktan göçmüş. Bir oda burada var. Bir oda da burada mı var? Burası mutfak gibi. Şu arayı mutfak gibi kullanmışlar. Tamam. Şöyle dikkatli gidiyorum. Bir tane de burada odası var. Evet, küçük. Evet. Tuvaleti aşağıda bunun. Bu eski köy evi usulü tuvaleti aşağıda değil mi? Evet. Tuvaletini oraya yapmışlar. Bakım gerekiyor yani. Bayağı değil mi? Ama şey yapılabilir mesela, şu evle bunu belki büyütebilirler. Ayrı bir oda bir daha. Alt katla mesela evet. Birleştirilebilir. Ya bir 4 tane demir açacağım aslında. Buradan mesela balkon gibi olabilir. Ya biraz emek ve para harcayınca aslında şey altta, ufak kullanışlı bir şey çıkar. Altta da odayı yapıp merdiveni işten verebilirler. Hani evet. Orayı göremiyoruz değil mi? Kitli mi oralar? Ben de yıllar oldu gelmedik. Şey ufak bir yer ama kullanışlı bir yer yani. Şöyle küçük bakın bir avlusu var. Yani şuraya bir
küçük bir bahçe yaptınız mı, masa sandalye attınız mı, sessiz sakin oturabileceğiniz. Hani öyle çok ekim dikim yapayım alanı yok. Ama bakın şuraları mesela ıslah edip, şuraları mesela tadilat yapıp, aşağıda bakın büyük bir yer var yani. Aşağısı da işte tam gözükmüyor ama bizim taş oda gibi yani. Evet. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Bakın eski dam yani buralar. Bir tane aynısından var. Aynı odada buradan var. Burası aslında bak, bakıldığı zaman dört odalı yani. Evet. Değil mi? Dört odası var yani. Aşağı üstü. Burası kilitli. Evet. Buraya giremiyoruz. Burada da aynı onun gibi bir oda varmış. Elektriği, suyu var galiba. Evet. Şimdi çalışmıyor. Saat var, elektrik var. Şurada bakın dam var. Mesela ha bakın mesela belki bu yıkılıp bahçeye dahil edildi mi? Aslında bahçe bayağı büyüyor. Şunu mesela yıktı mı bayağı bahçe büyür. Elektriği var, suyu var. Elektriği, suyu var. Bu tapu da şimdi ne kadar gösteriyor abi? Bu da 70 metre. Ben sana o tapusu var. Dur ben şeyden, telefondan bir bakayım söyleyeyim. O arada siz de bunu havadan izleyin. Şimdi deminki evden çıktık. Evet, evet. Hemen yürüyerek bir arka sokağa geldik değil mi? Evet. Burada da bir yeriniz var abi. Evet. Burada ev yok. Ev yok. Kaç metrekare? 190 metrekare. Şurası bakın. Yani burayı, burayla bir alakası yok. Şu yeşime giremiyoruz. Çok ot basmış. Bakın şuradan şu incir de içinde. Evet. Şu karşıda bir bina var. Oraya kadar. Şöyle 190 metrekare bir arazisi varmış. Merhaba teyze, nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz de iyi misiniz? Biz de iyiyiz, sağ olasın. Bu ne dedim, bu durdu var, bu yok. Veysel abi haber bıraktı dedi. Halam ben de ölürsem diyor, Almanya'da çocuklar gelip bunlar imza vermez diyor, kalır gider diyor. Ha. Halam Kadir Yalap. Ne görsen bilmen ince. Buyur denk gelesi getirin ben sana. Getir göster. Getireyim, getireyim. Güzel bir komşu ister misin teyze yanına? İstememiş. Destek olursunuz birbirinize. Evet. Bakın tamam. Komşunuz da teyzeniz. Çocuklarım benim de. Bazı alıp gidiyorlar İzmir'de. Evet evet. Torbalı'da biri. Evet evet. Biliyorum biliyorum. Biliyor mu? Biliyorum biliyorum. Biri de Şerif Ali. Biliyorum biliyorum. Biliyorum abi. Ben de seni tanıdık gibi geldi de ondan iki. Ben damatlarıyım işte. Yusuflu'danım ben de. Yusuflu'dan. İmine'nin eşiyim ben. Şadiye'nin damadı. Şadiye'nin. Tamam teyze. Teyze köyünüz güzel mi? Biz çok seviyoruz. Sen. Tabii tabii. Güzel değil mi? Sen hep buralı mısın? Yakacık köylü müsün? Yakacık köylüyüm. Değil mi? Doğma büyüme buradasın. Hep burada mı yaşadın sen teyze? Hep buradayım. Biri oğlumun ötüde, okul yanında. Ne yapıyorsunuz? Şerpali. Zeytin, hayvan falan var mı sizde? He? Hayvan bakıyor musunuz? Zeytin mi bakıyorsun? Evden bakıyordum, şimdi yok galiba. Ne bakıyordun? İnek... Kendim bakıyorum. İnek mi bakıyordun? Ne bak? İnek var. Gelinden bakıyor. Zeytin işliyor musun? Zeytincilik yaptınız mı hiç? He? Zeytin yaptınız mı? Eskiden zeytin işledin mi diyor. Çok de. Eskiden çok, şimdi gelinler işliyor. Şimdi dinleniyorsun artık, dinlenme vakti. İyi teyze, kendine iyi bak. Tamam teyze, hadi. Hadi selam söyle oğlanlara. Dur dedim, bu yok. Görün sağ ol, tamam. Görüşürüz teyze. Biliyorsun Şerif Ali'ydi. Biliyorum biliyorum, oğlanları biliyorum, hepsini biliyorum. Hadi selam söyle. Hadi. 190 metrekare mi abi? Evet. 190 metrekare, bakın teyze de komşunuz.
Sadece olur. Ev buradan olarak gözüküyor burası. Bir de bahçesi. Evet, bu arsa yani. Ev yok, evet, içerisinde. Ha, orayı da gösterdik. Hayır, göster Hülosi'nin evini, annemilan yerine. Gösterdik. Nasip ver teyze. Her işine sevgiler. Evet. Ya abi, tamam. İsteyen ne olursa tamam. İletişim aşağıdaki numaradan geçsinler. Tamam. Pazarlıkları olacak mı bunların? Tamam. Yardımcı olursunuz zaten. Bakalım. Tamam. Bir konuşuruz. İyi, tamam. Gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Tamam. Abi şu fırın, köyün fırını mı? Ne? Şu mesela şurada bir fırın var ya. O burada şeyindir ya, ev sahiplerindir. Ya da ortaktır, ortak bilmiyorum artık. Kullanıyor olabilir. Köy yerlerinde oluyordu eskiden. Ne, ortak mı oluyordu? İşi görülen. Ha, muhtarlık yaptırıyor bazen. Hı-hı. Hani ortak benim küçüklüğümde de Yusuflu dudu vardı. Burdu dudu vardı. Aşağıda buğday dövecek yeri vardı, büyük değirmen. Ha, oluyordu. Şimdi yok değil mi onun? Şimdi yok. Evet. Şimdi yok. Şimdi hepsi hazır. Eskiden nasıldı bu köyler? Şen şakraktı değil mi? Güzeldi. Evet. Bak mesela burada da var bu fırın. Eski fırın, evet. Evet. Bakın görüyorsunuz mu? Ne kadar güzel yapılmış. Bir kaç senelik var. Ama hala ayakta. Valla bak. Şu hemen aşağısı cami galiba. Evet. Durum. Cami. Evet. Köy meydanı. Kahvelerin olduğu yer. Burada Yakacık köyü. Bayındır'a 2-3 kilometre anca vardır ya. Var yok, yine 5-7-8 vardır. Bura var mı? Var. Ya buralar düz ayak, yani dağlık bir bölge değil burası. Yani dibinden etekten evet. Başlıyor, dağdan başlıyor. Buralara otobüs falan var mı abi? Dolmuş otobüs. Otobüs Yusuflu'ya Esot var da buraya yok. Buraya yok. Buraya Yakacığı yok. Evet. Burası köyün bakkalı. Bakkal var bakın, hemen yanında bir bakkal var küçük. Burası merkez atın kahvenin olduğu yer, burası cami burası. Burası kahve, burası cami. Öbür yerde hemen caminin arkasında. Evet. Tam merkezde yani. Köy zaten çok büyük bir köy değil. Bütün dağlar zeytin ağaçlarıyla çevrili köyün. Evet. Dağ bak gözüküyor bak mesela şu tepe. Şurası. Ha, evet, o karşıda bizim Bayraklı tepe. Evet, Yusuf. Onun arkası bizim ev yani. Evet. Yakın yani birbirlerine. Aynen. He? Oh, oh, ne bakın, tavuğun büyüklüğüne bakın. Ona moroza bak ya. Adamı yer vallahi bak. Deniz doğru. Dur.